Evet, değerli teknik direktörümüz Sinemen Biliş'te programımıza devam ediyoruz. Bu arada bir açıklama bir kez daha yapayım. Hocamız değil mi? Soruları gayet açık bir şekilde uzun uzun cevap veriyor. Arada da bölünmesini istemiyor. Herkes diyor ki daha önceden hazırlanmış mı diye bazı sorular geldi. Sana soruyorum bu soruyu. Sen cevapla Ali'cim. Yani sen hocanın yaptıklarını not alıyorsun. Daha önceden hazırlanmış bir şeyi okumuyorsun. Evet, evet. Bayağı da bir kitap yazarsın herhalde bu yayın bittikten sonra bir diye tahmin ediyorum. Birikti. Hoca bu şekilde daha iyi ifade ediyor kendisini. O yüzden kesmemekte fayda görüyoruz. Ayrıca ben de girmiyorum araya çünkü sevgili hocamız sadece seni tercüme etmeni istiyor. Bu da bu şekilde bunu da açıklayalım. İzleyicilerimize değerli ağabeyimiz Atilla Gökçe'nin sorusuna geçelim. Beşiktaş sürekli tek santrfor oynuyor. Almeida Eneramo ya da Almeida Ömer Şişmanoğlu, Eneramo Ömer Şişmanoğlu gibi ya da farklı ikililerle 4-4-2'ye dönebilir mi? Çift santrforlu oyuna dönebilir mi? Bunu merak ediyorum. Bu soru taraftarlarımızdan da çok geldi. Asking the same question. Yeah, there is a possibility that's very, very, I like the system, 4-4-2, although I say that the system, they're not very important in today's football. So it's more the movement or of the whole team, and it's more about with how many players in the box you are finishing your move, your action, then what you play on a paper. So we play quite offensively. Okay. And I agree that so far our away form and our away creating and scoring the chances, and that shows our record, has been excellent, great, and we are, I think, number one team according to away games. Home games are divided. Home games, in the first couple of games against Trabzon and against Gaziantep, and also in Derby against Galatasaray, we created more than enough chances that we didn't score enough. Okay. On last couple of games, home games, we created some, and I think. Also against Rize and against Karabukh, we created some chances that's enough to put us in a lead, which is very important and hard in Turkish league. But I also wasn't happy with the amount of the chances we were creating. Therefore, I always also think about sometimes, not sometimes, but about using that alternatives, and we are working on it. It was an option even in the game against Karabukh, but that home games and that we are not dominating or that much pressuring the players, I can agree to some point with this, but they also have to be with the situation that we are playing in front of almost empty gates. And that's also, I play those games unfortunately, because I was in ex-Yugoslavia, we also had that kind of the games, and it's very hard to, you are missing that 10% of aggressivity and 10% of home advantage that we've been missing against Karabukhspor and against Rize. But we have still a couple of games like that, and we are definitely thinking about that. But in my point of view, it's more this other problem, because we don't have that problem away, and we didn't have that problem in the beginning. But I agree, and we are definitely working on it, especially when we play home, and the other teams, the 90% of the teams that are playing against us, they are. They're sitting back, and it's sometimes very hard to break them and to score a first goal.
böyle bir imkandan bahsedilebilir. 4-4-2 benim de sevdiğim ve tercih ettiğim bir sistem. Bununla birlikte tabii bugünün futbolunda sistemin çok önemli olmadığını bildiren görüşler var ki bu görüşlere göre esas olan takım olarak hep birlikte hareket ederek doğru kaymaları yapabilmek ve esas kriterde hücumu ceza sahası içerisinde kaç oyuncuyla bitirdiğiniz. Buradan bizim ofansif performansımıza geçecek olursak biz özellikle deplasmanda ofansif olarak çok üretken bir takımız. İstatistiklere göre doğru hatırlıyorsam, yanılmıyorsam birinci sıradayız. İç saha maçlarımızı değerlendirecek olursak Trabzon maçında, Gaziantep maçında, Galatasaray'a karşı oynadığımız derbide birçok fırsat yakaladık ve goller attık. Ve attığımızdan daha fazlasını da atabilirdik. Son birkaç iç saha maçımızda ki burada önemli örnekler Rize ve Karabük maçlarıdır. Aslına bakarsanız öne geçmek için gerekli fırsatları da yakaladık ki bu Türkiye Ligi'nde çok zor bir şey. Öne geçmek ve ondan sonra oyunu sürükleyebilmek. Burada iç saha maçlarında oyuna egemen olabilmeniz için, oyunu sürükleyebilmeniz için mutlaka öne geçmeniz gerekiyor ve onun ardından da oyun hakimiyeti sizde bulunuyor. Ama şunu söylemeliyim ki kadınlar ve çocuklarla oynadığımız, onların her ne kadar destek vermeye çalışsa da taraftarlarımızın o büyük gücünden ne yazık ki büyük ölçüde mahrum kaldığımız maçlarda agresiflik olarak oyun anlamında %10 bir eksi yazabilirsiniz bize. Ya da %10 yine coşku ve üretkenlik olarak bir eksi yazabilirsiniz. Çünkü bunlar ister istemez bir dezavantaj olarak karşınıza çıkıyor. Aynı durum eski Yugoslavya'da da vardı. Orada da bu tip cezalar uygulanırdı ve orada da benzer atmosferleri yaşamıştım. Deplasmanda böyle bir sorun yaşamıyorsak üretkenlikle ilgili şüphesiz ki bunun üzerinde çalışmalıyız. İç saha maçlarında neden böyle bir zorlukla karşı karşıya kalıyoruz? Tabii iç saha maçlarında bunu etkileyen bir başka şey rakip takımlar çoğunlukla %90 diyebilirim buna bize karşı geriye yaslanarak oynuyorlar ve bazen oyunu açmak gerçekten zor oluyor. Ama bu bahsedilen sistem değişikliği ya da diziliş değişikliği adına ne derseniz deyin. Bununla ilgili de üzerinde çalışıyoruz ve bunda da bazı değişiklikler, bazı dönüşümler yapabiliriz. Şimdi ben üzücü bir haber iletti arkadaşlarım şu anda bana. Onu bir söylemek istiyorum izleyicilerimizde. Futbol şubemizin yöneticilerinden ve as başkanımız sevgili Deniz Atalay'ın annesi vefat etmiş. Bizler Beşiktaş camiası ve Beşiktaş TV olarak kendisine başsağlığı diliyoruz. Merhumaya da Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha şu anda cenaze bilgileri belli değil. Belli olduktan sonra hem resmi sitemizde hem de televizyonumuzda gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Sayın Deniz Atalay'a bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Bunu şu anda haber verdiler. Hemen bizden biri Beşiktaş TV Haber Müdürü Cihangir Özdağ'ın Gökdağ'ın sorusuna gelir. Öncelikle Sayın Selahattin Biriç'e kanalımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocamız hem taktiksel dizilişte hem de 11'de genelde aynı isimleri sahaya sürmeye özen gösteriyor. Bazı oyuncular birkaç hafta çok iyi performans göstermeseler de o oyuncuların üzerinde durmaya devam ediyor. Israrla oyuncuları sahaya sürüyor. Bu o futbolculara olan güveninden kaynaklı mı yoksa çok fazla alternatifi olmadığı için mi? Bu birinci sorum. İkinci sorumsa taktiksel dizilişte farklılıklara gidebilir mi? Geçen hafta bunu gördük. Geçen hafta kanatlardan birinden vazgeçti ve Necip'i oyuna aldı. Beşiktaş'a baktığımız zaman hem Atiba hem Veli hem Oğuzhan bunlar şu anda baktığımız zaman çok vazgeçilmez oyuncular gibi gözüküyor. Emmanuel Fernandez de yine öyle. Bu dört oyuncuyu oynatabilmek adına kanat oyuncularından bir tanesinden acaba performansları iyi olmasa vazgeçebilir mi? Bu da ikinci sorum. What was first? About using. We are not using the same players, okay? I heard those stories. We are using. I don't know. I have in a camp in my office like the number of players that we used in those 11 rounds. And they were only or as much or as little 11 games we played
with two in Europe. We use some players, but I explained that before. And also those players, we are in a good position. Of course, we want to compete. We want to win the title, and we're going to fight for the title. But we are playing good, apart from those two home games and Antalya game. Okay, we didn't win the last two games. Okay, I can choose, I can rotate, I can put some players, and I'm putting them. Okay, I'm putting them for 45 minutes, I'm putting them for half an hour, for 20 minutes, and they have their chances. And also this belief in those players, it's because for that game I thought they were good, and they proved me right, let's say in the last game also, against Kayseri, to stick like to some of those players that were under critics. But as I said, in last five or six, I don't know, questions, we are using the players and we're going to use more players, and it depends on the way they are training, it depends on the way those players who are playing were playing in the last game or last two games or blah, blah. About the tactical formations, I told you that our system, it's quite offensive. Sometimes when we play home, we were not happy with the way, with the number of the players that we were finishing our actions. But it has nothing to do with the system. It has to do with the hungriness of those players and also about their mentality, that we are trying with some of them to push them more, to be more hungry, to go into the box. About this system that the gentleman was mentioning, like four of central midfielders, because he didn't took one winger off, he took a couple of wingers off, if he was mentioning like Fernandez, Ozzy, Belly, and Atiba. It's in one hand very, very interesting. But in the other hand, about exactly that midfield lineup, I wasn't thinking about. Okay. Benim tesisteki ofisimde ligin ilk 11 haftasında kullandığımız Tromsø'ye karşı oynadığımız maçlarda kullandığımız oyuncuların bir listesi var ve rotasyon konusunda rotasyona gitmediğimiz, rotasyonu düşünmediğimiz doğrultusunda yapılan yorumlara kısmen katılmıyorum. Biz şampiyon olmak için mücadele ediyoruz ve Rize, Karabük ve Antalya maçlarını bir kenara koyarsak, bunları hariç tutarsak, şimdiye kadar gösterdiğimiz performans iyi bir performans ve gerektiği zaman da gerekli değişiklikleri, gerekli rotasyonları gerçekleştirdik. Kimi zaman 45 dakika, kimi zaman 30 dakika, kimi zaman 20 dakika. Kaldı ki kendilerine inandığımı söylediğim oyuncular son maçta, Kayseri maçında ortaya koydukları performansla beni haklı çıkardılar. Çünkü bu oyuncuların bazıları o maç öncesinde çok yoğun eleştiriler altındaydı. Ve bizler de onlar o eleştirilere maruz kalırken onlara olan bağlılığımızı gösterdik. Ve neyse ki onlar da bizi haklı çıkardılar. Burada rotasyon ve değişiklik konusundaki kriter, az önce de söylediğim gibi, tüm oyuncuların antrenman performansları ve son maçta ilk 11'de hangi oyuncular görev almışsa onların güncel performansları, olumlu ya da olumsuz olarak. Biz hücum gücü yüksek bir takımız. Sistem ve diziliş konusunu konuşmaya buradan başlayabiliriz. Şu tarafımızı eleştirmek gerekir. İç saha maçlarında hücumu bitirdiğimiz esnada ceza sahasında bulunan oyuncu sayımız çoğu zaman yeterli değil. Ama bu da sistem ya da dizilişle ilgili değil. Bu tamamıyla oyuncuların iştahı, oyuncuların isteği, oyuncuların oyun zihniyetiyle ilgili bir şey. Bu bahsedilen orta saha, Veli, Atiba, Oğuzhan ve Fernandez, böyle bir dörtlüyle oynadığınızda kanat oyuncularından tamamıyla vazgeçmek durumundasınız.
Bu bir tarafıyla ilginç olabilir ama doğrusu şimdiye kadar uygulamayı düşündüğüm bir şey değil. That system is just to play this, to please the gentleman or to answer him. The system with four, that reminds me that kind of midfield with the way Brazil used to play before, with four but without the wings, without width, with four like square, two there and two there. But for that kind of us, almost nobody plays like that. But it's a very interesting system. But for that kind of system, you need to have your fullbacks with unbelievable engine in their legs and with unbelievable ability to like have a stamina to go up and down and with unbelievable ability to be good one against one. Sistem meselesiyle ilgili şunu da belirteyim. Beyefendinin bahsettiği sistemle bir dönem Brezilya oynuyordu. Burada kanat oyuncularından vazgeçerek orta sahada bir dikdörtgen oluşturuyorsunuz. Şu anda günümüz futbolunda böyle oynayan takım pek kalmadı gibi. Bu ilginç bir sistem olabilir ama böyle oynayabilmeniz için çok dinamik, çok enerjik bek oyuncularınızın olması gerekiyor ve bek oyuncularınızın hem hücuma çıkışlarının hem de savunmaya dönüşlerinin çok çabuk, çok süratli bir şekilde olması gerekiyor. Bunun da üstüne birebiri çok iyi oynayan, çok yetenekli bek oyuncularınızın bulunması gerekiyor. Ben tekrardan bölerek Deniz Atalay annesini kaybetti. Biraz önce haber olarak girmiştik. Cenazeyle ilgili ek bilgiler geliyor. Salı günü Denizli'de toprağa verilecekmiş merhume. Bir kez daha Atalay ailesine başsağlığı. Merhumeye de Allah'tan rahmet diliyoruz. Gelişen zamanlarda defin töreniyle ilgili bilgiler hem resmi sitemizde hem de televizyonumuzda verilecektir. Beşiktaş'ın unutulmaz kaptanlarından Sanlı Sarı Alioğlu uzunca bir soru yöneltmiş Sayın Bilic'e. Şimdi o soruyu izleyelim. Bilic'e iki sorum olacak. Birincisi Ener Roma ile ilgili. Geçen sezon Ener Roma Sivas'ta çok başarılıydı. Çok iyi bir golcü olduğunu biliyoruz. Fizik olarak çok güçlü. Topu ileride tutabilen, hava toplarına çıkabilen, her iki ayağını da kullanabilen, iyi şut atabilen ve kolektif oyuna uyum sağlayabilen biri. Acaba neden Bilic Ender Roma'ya daha fazla şans vermiyor? Ve acaba Bilic Ender Roma'yla Almedia'yı birlikte düşünemez mi? Aynı 11'in içerisinde düşünemez mi? Yani Almedia çıkıp muhakkak Ender Roma'nın girmesi gerekir. Bu ikili beraber birlikte oynasa Beşiktaş'ın hücum gücü daha fazla artmaz mı? İkinci sorum Oğuzhan'la ilgili. Oğuzhan benim çok beğendiğim bir oyuncu. Özellikle de takımı karşı kaleye götüren en etkili ayaklardan bir tanesi. Hatta Türkiye'de bile öyle böylesine yetenekli bir oyuncu çok az var diye düşünüyorum. Ancak Oğuzhan'da fizik yönde belli bir düşüş var. Ve bu nedenle de yeterince yararlı olamıyor. Özellikle de ilk 11'de oynadığında maçların 60. dakikasından sonra iyice düşüş gösteriyor. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Bilic'e. First one, I said it again. It's not now my option. It was my option or our option of me of my staff. Because we are doing the job 24/7, we see the players and everything. That was also one option when we in the game before Karabukh. I was thinking about putting two of the strikers all together, and I explained the situation of Ener Roma, how it changed. First, it was when we were signing. This was 6+2. Okay, then he had an operation. Then we started. With 100% record, I can only put six foreigners, and we were using those six, or those five. Then we got Ramon, and then we were using those six. And Ramo, as I said, I was quite happy with Julian. Playing, he had some great games. He scored two goals, and but then Ramo proved me. He forced me, and also that I was searching for an option to have
especially where when Mustafa and Emir got injured or flew for a couple of weeks, and Ramo forced me to find him. And that solution with two strikers, I'm thinking about it for sometimes to like change to have one option for part of the game or for the whole home game, and one option for part of the game or whole away game. It depends, but it's not the idea that didn't come across my mind. Not only come across my mind, but we are working on it on a daily basis. But at the end of the day, you have to pick. And we are not doing bad that we really have to do something like major here. But it is. It is, it was, and it is an option, definitely. And I think that two of them can play together. Okay, also, our strikers are not only Eneramo and Almeida. We have also Mustafa, we have also Emer. Ozzy, I speak to Ozzy about that, about him, because it is like that. But Ozzy is very emotional player. He's only, he's a young player. And I told him the other day, I tried to help him in that situation, because that's all, that's helping us as well, of course. He's young. And he loves to play. And sometimes, or in every game, he fades. It can be two possibilities. One is that he was injured, that he had a gap, but it's not that. He's fit now. His problem, but it's not his problem, it is in many ways his forte. His, you know what forte is, his forte. That he's playing a central midfielder, like a pairing. But in every action, he wants to be at the end of the action. So in every attack, when every time he gives the ball, he takes the ball, let's say he takes the ball from the center halves, then he passes the ball, then he gives that ball to the striker or to the wingers or to Manuel, and he joins the attack. And it's unbelievable effort. And then he has to be back and do the pressing or be in his position to mark the players, because he's a midfield player. And he does it. But I told him that he should be economic, but it's going to come with his age, but the sooner the better. He doesn't have to join every time. For me, it's the best if he joins every time, but he's not a robot, and no player in the world, no man in the world can do up and down for 90 minutes. That's why he got exhausted and he gets a bit tired and he fades a little bit towards the end of the game. And this guy, as I said, it's going to change by his maturing, but also as this can be sometimes negative, but it is the in the other hand, it's great. The moves he makes and the things he does up and down, left and right, central up, central down, that you don't want as a coach to kill it. And I don't want to erase that, his willingness and his ability to, and his willingness to join the attack and to score a goal. But to do it like to do it in a more clever way, it can help me, and it can help him, and it can help us as well with that. I see that as a positive thing, but I'm only explaining the situation, why it is like that, that gentleman he noticed really well. But that's it. It's a good thing, because it's not a matter of his fitness or there's something wrong with his stamina. He's got a great stamina, but nobody's got a stamina to he's not Erdal to do a marathon for 5 hours. Hocamız sorulara değil sadece futbolculara da bayağı bir mesaj, futbolcu kardeşlerimize de bu programda geldi. Evet. Buyurun. Ben ve teknik ekibim 7-24 oyuncularla birlikte yaşıyoruz. Eneramo ve Almeida ikilisinin birlikte oynayıp oynamamasıyla ilgili
soruya cevap vermeye buradan başlayalım. Bu ihtimali, bu seçeneği içeride oynadığımız Karabük maçından önce düşündük, düşünmedik değil. Başka zamanlarda da, başka durumlarda da düşündük. Bu hiç aklımıza gelmeyen bir şey değil. Ener Amoy ile ilgili sezon başından bu tarafa durumun nasıl değiştiğini başka bir soruya cevap verirken anlattım. İmza süreci oldukça zor ve sıkıntılı geçti. Yabancı sınırlaması o da elimizi zorlaştırdı. Üstüne bir ameliyat oldu ve takım lige üst üste galibiyetler alarak başladı. Yabancı sınırlaması ile ilgili durum ortadayken Ramon Motta'yı transfer ettik. Burada bir parantez açıp şunu da söylemeliyim. Mesela Julien'den de memnundum. Çok iyi maçlar çıkarmıştı. 2 gol atmıştı. Ama yeri geldi, onunla ilgili de rotasyona gitmek zorunda kaldım. İşte Ener Amo tam da rotasyonla ilgili o fırsatını bulduğu durumda beni rotasyona gitmeye zorladı. Çünkü Mustafa ve Ömer sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle kullanamadığımız oyunculardı. Ve Ener Amo da gösterdiği gayretle kendisini o rotasyonun içerisine dahil etti. İki forvetle oynayıp oynamama konusunda maçların tamamında ya da belirli bölümlerinde bunu deneyebilir miyiz, kullanabilir miyiz? Bunun üzerine her gün çalışıyoruz, her gün bununla ilgili kafa yoruyoruz. Burada belirli seçimler yapmaya çalışıyoruz. Ve iki forvetle oynayabiliriz. Bu tamamıyla ihtimal dışı olan bir durum değil. Her günün koşuluna, her maçın koşuluna uygun bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Kaldı ki Almeida ve Ener Amo elimizdeki forvetler o ikisinden ibaret değil. Mustafa ve Ömer de var ve onları da kullanmaya çalışıyoruz. Ozi ile ilgili soruya şöyle cevap vereyim. Efsanevi kaptanımızın yaptığı tespit doğru. Ozi'de böyle bir düşüş söz konusu. Ozi duygusal olarak çok hassas bir oyuncu, çok genç bir oyuncu. Yakınlarda, geçenlerde kendisiyle bir konuşma yaptım ve o konuşma esnasında bir kez daha görüyorsunuz ki oynama konusunda çok büyük bir isteği var. Peki neden maçların son bölümlerinde böylesine bir düşüş yaşıyor? Burada akla iki ihtimal gelir. Birincisi sakatlıktır ya da fiziksel olarak bir problemdir ki öyle değil. İkincisi ki durumu açıklayan ihtimal de budur zaten. Ozi'nin oynama isteği. Çünkü Ozi oyun içerisinde bazen öyle bir hal alıyor ki stoperden topu alıyor. Stoperden topu aldıktan sonra pas yapmaya ve oyunu kurgulamaya başlıyor. Manuel'i kullanıyor, kanattaki oyuncularımızı kullanıyor. Forvet'te hangi oyuncu varsa onu kullanmaya başlıyor. Ve ardından da sürekli olarak hücuma katılarak takıma destek vermeye ve hücum gücünü yükseltmeye çalışıyor. Ama unutmamalıyız ki Ozi bir orta saha oyuncusu. Hücumda bütün bu eforu sarf ettikten sonra tekrar orta sahada pozisyonuna dönüp bir de orada efor sarf etmesi gerekiyor. Bu bahsettiğimizi de her seferinde hücuma çıkarak 90 dakika olarak yapması mümkün değil. Bunu günümüz futbolunda hiçbir oyuncu yapamaz. Ve haliyle de maçların son bölümlerinde fiziksel olarak bir düşüş içerisine giriyor. Sürekli olarak sağa, sola, öne, arkaya kaymalar yapan ve efor sarf eden bir oyuncuda böyle bir şeyin gözlemlenmesi gayet anlaşılabilir bir şey. Bunu nasıl engelleyebiliriz ya da Ozi'yi nasıl geliştirebiliriz? Bunun yolu Ozi'nin olgunlaşmasından geçiyor. Çünkü Ozi'yi olgunlaştırırken Ozi'nin hücuma katılma konusundaki bu isteğini ve gayretini de öldürmememiz gerekiyor. Bu isteği ve gayreti daha akıllı bir şekilde kullanmasını sağlayıp zaten çok iyi bir düzeyde olan devamlılığını daha yukarıya da taşıyabiliriz ama Ozi'den sürekli olarak 90 dakika bu işi çıkarmasını beklemek haksızlık olur. Kaldı ki Ozi bugün maratonu koşan bir Erdal değil. 5 saat 41 dakikayı Ozi yapamaz sahada. Şimdi hocam saatine bakmaya başladı haklı olarak. 2 saat 20 dakikaya varan bir canlı yayın yaptık. Son bir gazeteci bölümü kaldı. 5 arkadaşımız daha var. Onları yayınlamadan evvel 4,5 dakikalık bir reklam aramız var. 4,5 dakikalık bir araya gidiyoruz. Dönüşte bitiriyoruz ondan sonra.